Ceren, hello hello, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Nalia, Mozambik'te yaşıyorum, Afrika'daki yaşamla ilgili videolar çekiyorum. Bu tarzları beğenirsiniz, bol bol yorum atarsınız, abone değilsiniz, abone olursanız çok 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 sevinirim. Arkadaşlar, bugün çok güzel bir video, kanalımda ilk, yani çok güzel bir video çekeceğim sizlerle arkadaşlar. Mozambik'te yaşayan bir Türk hanımefendi beni evine davet etti. Onun yanına geliyorum şimdi ve çok güzel bir gün geçireceğiz yani. Gerçekten sizlere Mozambik'te acaba bir Türk evi nasıl olur göstermek istiyorum. Ve geldim. Evi burası arkadaşlar ve hemen böyle arayayım. Batardı. Alta tarafta çalışma yapan insanları var. Burası ya. O zaman Zil mi var? Yok. Arayayım. Haber vereyim. Geldiğimi. Ay çok karanlık. Geldiğimi haber vereyim. Gerçi güvenliğe haber verdim. Ama gördüğüm kadarıyla zil yok. Öyle. Bakayım. Arıyorum. Bugün çok sıcak bir gün. Gerçekten yanıyoruz. Yanıyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Telefondan uzakta. Ama sesler duyabiliyorum. Ayakkabılarımı hazırlık yapıyorum. Açar şimdi. Ayakkabılarımı çıkarıyorum. Çünkü biliyorum Türk usulü. Merhaba. Hoş geldin Naliyeciğim. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Mafura meyvesi getirdim. Ay, çok teşekkür Daha önce ederim. Denedin mi bilmiyorum. Evet, tatmıştım. Nasıl buldun? Güzel, tam bizim damak tadımıza göre değil ama evet. Yani kötü de değil. Bakalım bu mafura. Tamam. Çünkü her mafuranın farklı oluyor. O yüzden belki bunu seversin. Belki. Birlikte evet. Yaparız olmadı. Aynen. Ve ben kahvaltı hazırlıyordum. Hı-hı. İstersen mutfağa geçelim. Tamam. Mutfak burası. Arkadaşlar. Boa tarde. Boa tarde. Bom trabalho. Uau, estou a ver muita coisa aqui na mesa. Bugün birlikte Türk kahvaltısı yapacağız. Süper. Ben en sevdiğim kahvaltı. Yani Türk kahvaltısı. Özlemişsindir. Si, si, si. Evet. Zaten Portekiz'i biliyorsun. Evet. Çünkü uzun yıllardır burada olduğumuz için. Evet. Hatta hanımefendilerle böyle Portekizce konuşuyorsun. Evet. Mesela çocuklarım Türkçe ile Portekizceyi eşit kullanıyorlar. Evet. Yani ikisi de. Kolay öğreniyorlar. Çünkü çocuktan beri onlar yaptıkları için yani. Evet. Onlarla iletişim geçtikleri için Portekizce konuşuyorlar doğal olarak. Ben de evin içinde genelde Portekizce kullanıyorum. Aha. Yardımcılardan dolayı. Evet. Yani daha fazla muhatap oluyorlar tabii. Anladım. Ha, burada da üçüncü bir hanımefendi var. Olá, tudo bem? Também. Tá tudo bem. Como é que se chama? Janeta. Janeta. Aqui na Alia. Obrigada. Janeta uzun yıllardır bizimle birlikte Türk yemeklerini de öğrendi. Börek açıyor, mantı yapıyor. Şu anda da zaten sigara böreği sarıyor. Sigara böreği, Türk kahvaltısı vazgeçilmez biri gerçekten. Então, sabes fazer sigara böreği, comidas turcas, Janet? Sim, sei. Uau! E, Janet, de onde que é? É natural de que província? Província de Gaza. Província de Gaza. Venim toque para Clarimdan. Eu também sou de Gaza. Yeah. É de Chibuto também, conforme disse, né? Sim, sim. Evet, anneannemin yaşadığı yerde doğdu Janette. Burada mis gibi bir çiğ böreği. Sigara böreği. Sigara böreği hazırlıyor arkadaşlar. Sizde de göstereyim böyle. Mis gibi bir. Hatta bayağı çok güzel olmuş.
Está muito bonito. Fazes muito bem. Normalde çarşaf görmeyi de çok güzel yapıyor. Aha. İnşallah. Bir gün onu da tadarız. No, inşallah. Tekrar gelirim. Her zaman beklerim. Teşekkür ederim. Sizlere göstereyim. Burada neler var. İşte malzemeler peynir ve neydi bu? Maydanoz. Evet. Peynir ve maydanoz kullandım. Evet, çeşitli baharatlar da kullananlar var. Uh-huh. Ama ben küçük çocuklarım olduğundan dolayı sadece maydanoz ve peynir tercih ediyorum. Commerce'de Moşto Center Bay. Sí. En mejor dentro de día, dos veces. Ateo, às vezes, tô comércio uma vez. Uma vez. A que horas, quando, mais ou menos? A que hora? 17. Ok. 18. Então, de dia, só às vezes bebe água, toma café? Sim, sim, sim. Uhum. Sem caloria? Uhum. Sim, sim. Tulum peynirini biliyor musun? Tulum peynirini bilmiyorum. Yani isim olarak bilmiyorum. Rengi olarak biliyorum bu rengi. Denemiştim Türkiye'de ya diye düşünüyorum. Biz çok seviyoruz. Uh-huh. Ondan sonra bu Trabzon'dan geldi. Bu da köf tereyağı. Şöyle çok lezzetli. İnanılmaz. Hmm. Ay şu kadar mutluyum ki. Her şey var. Sucumuz peki bu farklı bir salata. Avokado salatası bu, mı? Evet. Biz bunu hemen hemen her gün tüketiyoruz. Hmm. Avokado salatasını. Avokado çok sağlıklı olduğunu biliyorum, evet, zaten. Evet, çok sağlıklı. Lezzetini de seviyoruz. Alıştık artık. Veya burada yıllardır yaşadıktan sonra. Evet, evet. Mesela ben papayayı da çok seviyorum kahvaltıda. Sadece, hı-hı, bulamadım bugün. Genel olarak kahvaltılarımız avokado salatası da peynir. O zaman Türk usulü kahvaltı yapıyorsunuz anladığım, evet, kadarıyla. Türkler kahvaltıyı çok severler zaten. Özellikle bak İzmirli olarak. Uh-huh, uh-huh. Evet, evet. Zeytin, peynir. Olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Ama şey merak ettim. Sadece bir tane yemek seç kahvaltı için. Hangisi seçersin? Derseler sadece bir şey yiyeceksin. Ekmekle beraber. Hani. Ekmekle beraber. Evet. Bir şey yiyeceğim. Ne olabilir? Gerçekten çok zor soru. Seçemiyorum şu anda. Evet. Zeytin ve peynir arasında kaldım. Zeytin ve peynir. Herhalde zeytin derdim ben. Değil mi? Zeytin, evet, mi yerim, yersin? Evet, kahvaltıda. Zeytin yerim. Bizde bu ile farklı geliyor. Hani bana değil ama... Çünkü artık alıştım ama biz de yani kahvaltıda bunları yemeyiz. Özellikle zeytin hiç yemeyiz yani ben, kahvaltıda. Ben evdeki yardımcı bayanlara ilk geldiğim senelerde peynir yiyin diyordum. Ondan sonra zeytin yiyin falan yemiyorlardı. Evet. Yani çok şaşırıyordum. Gerçekten inanılmaz şaşırıyordum. Hı-hı. Tercih etmiyorlar. Evet, alışık olmadığımız için tabii ki ben de ilk zamanlarda Türkiye'de hiç yemezdim yani zamanla işte artık yemeye başladım ve artık ben de çok seviyorum yani. Çok seviyorum bu zeytin, peynir, özellikle köy üretimi olursa çok daha lezzetli oluyor. Domates ilk defa, domates mi hepsi? Eşe, evet, tomati ne diye? Evet, domatesi. Okay. Domates. Domates amarel. Burada farklı domates renkleri var. Gördüğünüz gibi. Consegues perceber? Não, mas domates, domates. Tomatesi. Uh-huh. Tomatesi. Sim. Já estava a falar deste tomate aqui colorido. Muito bonito. Verde, mas é saboroso verde também? E até... Bem, diferente desses aqui, os patrões gostam muito desses. Ok. Mozambique'te bir Mozambikli bir hanımefendi ellerinden sigara burayı deneyeceğim. Ve çok da güzel görünüyor. İyice sarıyor, kapatıyor. Burada, bu tarafta sucuk. Tabii ki Türk kahvaltısı vazgeçilmezlerden biri.
vazgeçilmez. Çok güzel bir sucuk var burada. Bu arada saçlar çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Hala yaptırıyorum. İlk kaçıncı yaptırışın? Bu ikinci. İkinci. Yani değil mi? Bana fotoğraf atmışsın ya. Onlar evet. mı yoksa farklı mı? Aynı farklı değil mi? Rengi evet. farklıydı onları. Sadece çok fazla zaman alıyor Nalyeciğim. Yani dört çocuk da benim için bayağı meşakkatli oluyor. Evet. Evet, tahmin edebiliyorum. Kaç saat sürdü? 4 saat. 4 saat sürdü. Benimki 15 saat sürdü. Bir de benimkini düşürdü. Seninki bayağı ince. Bayağı ince, evet. Ona cesaret için. Edemiyorum. Evet. Ama peki ondan sonra soruyorlar hani saçları açınca, örgüleri açınca saçlar dökülmüyor mu? Soranlar da oluyor Afrika. Hayır, dökülmüyor. Bir de yapılmasıyla da alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Benim saçlarımı yapanlar gerçekten hiç çekmiyorlar diplerden. Ve de eğer uzun süre kalınca saçlar, ben uzun tutmuyorum. 2 hafta en fazla tutuyorum. Çünkü saçlarım uzun olduğu için şuralardan çok çıkanlar oluyor kendi saçlarımdan. O da beni rahatsız ediyor. Şimdi şöyle bir şey var. Zaten gün içerisinde saçın dökülmesi gereken hani saçlar oluyor ya. Evet, evet. Ondan sonra burada içinde kaldığı için döküldüğünü göremiyoruz. İçinde toplanıyor. Ondan sonra açınca onlar dökülüyor diye düşünüyorum. Yani o normalde dökülmesi gereken saçlar. Evet. Çok yani. Yakıştı. O zaman sadece 2 hafta, 3 hafta en fazla kullanıp evet. açıyorsun. Evet. Ne kadar uzun tutarsa o kadar saç çıkar. O kadar saç çıkar. Evet. Ve de çok da şey yapmamak lazım herhalde tuşta böyle bu. Evet. Fazla. Rahatsız etmiyor mu uyurken falan? Yok, alıştım. Alıştım tabii ki buralı olduğu için. Yani belli oluyor zaten. Aynen. Saçlardan, yemeklerden. Biliyorum evde de şey Mozambik yemekleri de yapıyorsunuz. Evet, yapıyoruz. Özellikle kakaonayı çok severek yiyoruz. İçi temizleyici özelliği varmış. Evet. Kanı temizliyormuş. Hindistan cevizi sutu ile mi yapıyorsunuz böyle? Evet, Hindistan cevizi sütü. Ondan sonra şey fıstık evet. ezmesi. Ondan sonra şey severek tüketiyoruz. Lezzetini de seviyorum. Başka en çok Mozambik yemeklerinden yine aynı şekilde pişirilen kovi var. Lahana mı? Lahana mı o? Evet. Onu... Lahana oluyor. Kara lahana oluyor. Türkiye'de. Kovi. Anladım. Şey, onu çok severek tüketiyoruz. Mesela çocukların salatasını çok seviyorlar. Buharda haşlıyorum onu. Zeytinyağı ve limon gayet lezzetli oluyor. Burada çay demliyor. Evet. Türk çayı mı? Evet, Türk çayı. Demlenmiş hatta. Şöyle gösterebilirim. Kovi seviyoruz. Fıstık ezmesi. Fıstık ezmesiyle Hindistan cevizi suyuyla yapılan bir yemek biliyorsun. Evet, biliyorum. Burada sebzelerimiz daha çok böyle Hindistan cevizi sütüyle ve fıstık eziyoruz. Evet. O ile ekliyoruz. Mesela benim eşim aslen Silifke'li. Burada da fıstıkla birlikte yapılan şey batırık yemeği var. Öyle mi? Hiç görmedim. Evet. Bir gün mutlaka yapayım. Tamam. İlk yediğimde mesela ben kurusunu çok seviyordum. Biraz çiğ köfteyi biliyorsundur. Çiğ köfteyi biliyorum. Kurusu çiğ köfteye benziyor görünüşü. Ama tadı inanılmaz lezzetli. Mutlaka bir gün yapalım. Bu arada buradan bütün Silifkelilere selamlar. Afrika'dan sevgiler. İçine lahana doğruyorsunuz. Haşlanmış lahana yapraklarını. Ondan sonra bayağı severek tüketiyoruz. Çok kullanıyorlar. Yemeklerde besleyici özelliğinden dolayı herhalde. Evet, çok kullanıyoruz besleyici. Ben mesela Afrika'ya ilk gelmeden önce
televizyonlarda gördüğümüz gibi düşünüyordum. Mesela Türk şey kurak diyorlar Afrika için. Ondan sonra çok insanlar gıdasız kaldığından bahsediyorlar. Tabii bütün Afrika için bir yorumda bulunamam, bilemiyorum ama Mozambik'e ilk geldim, her yer yemyeşil. Değil mi? Ondan sonra hatta Türkiye'ye döndüğümde Türkiye'nin şey daha yeşil olduğunu düşünüyordum. Ondan sonra da şey şaşırdım. Gerçekten çok şaşırdım. Evet. Burada her yer ağaçlar olduğu için evler ve çoğunluğu bahçeli olduğu için. Aynen ve insanlar gerçekten sağlıklı besleniyorlar. Hindistan cevizi çok tüketiliyor. Ondan sonra herkesin bahçesinde. Tabii bu Maputo için bahsetmiyorum. Daha kırsal bölgelerde Şibuto olabilir. Evet. Şarşar. Anneannemin köyü mesela. Evet. Bahçeleri var. Evet. Küçük de olsa. Evet. Herkes kendi yemeğini biraz biraz yapabiliyor. Ondan sonra doğadan bulabiliyorlar. Aynen. Tatlı patates. Kasava, mandioka, biliyorsun mandioka. Evet, çocuklarım çok seviyor. Evet. Mandioka. Çok severek tüketiyoruz mandiokayı da. Çocukların kızartmasını seviyor. Ben haşlamasını sadece. Haşlanmasını mı seviyorsun? Su ile haşlıyorsun. Evet. Tuz ekliyor musun? Tuz bilmiyorum canım da. Kondu fermemiş mandioka şişlerle yapıyorsan. Evet, ekliyormuşuz. Evet. bu arada Emilia. Olá, Emilia, como está, Dona Emilia? Aqui também está tudo bem. Que tal o trabalho? Está a correr bem? Muito bem, muito bem. Também com as crianças super fofas. Muito bem, adorei minha filha. Já descansaram. Sempre descansam as duas. Sim, sim. Descansaram. Gêmeos. Então. Evet, gördüm. Baya baya oyun oynadılar. Çok seviyorlar onu. Kakana bu işte. Evet, kakana senin en sevdiğin sebzelerden aynen. biri. Bu. Biraz arkadaşlar, biliyor musun? Hatta şaşırdım kakana seviyorum dediğinde. Çünkü bunun tadı biraz acı. Acı ama fıstık ve... Evet, yer fıstığı eklediğinde güzel bir tat oluyor. O kadar acı olmuyor. Mesela... ben ilk yediğimde... Herhalde bir de bunu şey de yapıyorlar zannediyorum. Haşlayanlar da var. Haşlayıp önce o suyunu dökenler de var. Ama ben biraz acı olmasını daha çok seviyorum. Evet. Ben artık Mozambik'e gelen Türklere bu yemeği yapacağım. Çünkü belki sizin damak tadınıza göre yakın olabilir. Daha önce yapmadım. Ama artık yapacağım. Annem çok güzel yaparlar tabu yemeği. Bir yanda çocukları da kontrol ediyorsun. Evet. İkizler uyudu. Evet. İkiz kaç tane çocuğun var toplam? Dört tane. Dört tane. Evet. Hiç göstermiyorsun ama yani ben sokakta görsem demem yani ki dört tane çocuğun var senin. Çok zor Nalya'cığım. Gerçekten evet, çok zor. Düşünemiyorum yani. Kızım 12 yaşında. En büyük kızım 12. Burası yasak evet. Anne. Evet. Ya ben yasak. 5 yaşına giriyorlar. Ben yasak girdi. Girme ama yasaklı yerlere girilmez. Oğlum 5 yaşında. İkizler 3 yaşına girecekler Nisan'da. Evet. Uyuyorlar şimdi ikizler. Evet şimdi uyuyorlar. İyi ki Mozambik'teyim diyorum Nadia'cığım. Yani şöyle söyleyeyim, Türkiye'de olsam herhalde bu kadar yardımcı evet. zor. Özellikle şu anda. Ve de Mozambik'teki insanlar gerçekten çok mutlu. Onların mutluluğunu gördükçe düşünsen evde sürekli güzel bir enerji var. Evet, evet. Özellikle Janet'te bizimle... Ne kadar oldu? 13 yıl oldu. 13 yıl oldu. Evet, bizim aile gibi olduk artık. Biz de herhalde 2 yıldır. Yani genel olarak
Mozambiklileri seviyorum gerçekten. Çok güzel bir patates. Ah, yumurta haşlaması. Şimdi jenerik burada sigara boruyu kızartıyor. Yapmadık. Evet. Burada böyle bir reçel var. Mafurumuz da burada. Evet, suda bekletiyoruz. Percebo que vocês realmente sabem preparar comidas turcas, né? A que se deve? Eu sei um pouco, não tudo. Quando você aprender, não é difícil. Quando você já preparar uma vez com ele, é fácil. É fácil, sim. Então ela vos ensinou a fazer. Sim, coisa, sim. Uhum. Ensinou a fazer. É ter uma senhora turca, né? É uma nova estúdio, primeira vez. Uhum. Aprender os pratos turcos. Sim. E na mesa. Sempre sou de matar bicho, enche, como se fosse jantar já. Aqui em Moçambicano, são tipo carinho e arroz já. Enquanto eles enchem a mesa, fica bonito. Exatamente. E como é que é a vossa relação, a vossa comunicação com a senhora? É saudade, é tão bom. Uhum. É tão bom. Eu vou usar a ensina a trabalhar rápido. Uhum. Não. O que a tia está fazendo? Não, eu vou discordar, apesar de estar gravando. Moçambicano é só arroz e carilho. Uhum. Moçambicano depende do seu estatuto. Ok. Para nós mais baixos, é arroz e carilho. Sim. Mas para aqueles que têm mais condições, tem tudo o que eles comem. Sim, sim. Então, quando diz que moçambicano só é arroz, eu discordo. Uhum. Ok. Obrigada. Obrigada. Eu já trabalhei com italiano, é diferente. Ok, ok. Sim, não é que quando você põe mesa, enche como eles fazem. Depois, quando querem fazer matabito, é uma coisa assim, põe manteiga, jamo. Não põe tantas coisas assim, isso para mim é diferente. Ok, sim, ok. É diferente. Muita coisa, tipo carne, quer dizer que não. Mas não enche tanto assim a mesa, tipo muitas saladas, muitas peças de couro, vezes, cigarra boreia. Está com uma cara muito boa, muito boa. Muito obrigada, gente. Um pedaço de plástico. O sujo é este encargo, este aqui, de canto que é da Inetruba. Güzel afiyetliyiz. Tabii peynirlerimizi, sucuğumuzu Türkiye'den gelen olunca söylüyoruz ama. Evet, bunu fark ettim. Hani dışarıda işte farklı milletler, farklı ülkelerde yaşayan Türkleri işte fırsat buldukça bir şeyler rica ediyor, evet, biliyorsunuz. Zeytin. Eşim de zaten ne kadar oldu? Daha 2 hafta oldu herhalde. 2-3 hafta önce o da getirdi bir şeyler. Ama mesela Türkiye'den sadece bir şey getirebilirsin. Ne getirirsin? Ne getirir? Peynir. Peynir. Evet. Okey. Buradan kıyafetler çıkıyor. Kafada taşıyoruz. Ya nós gostamos assim, não é isso? Sim, sim. E às vezes eles perguntam por que nós carregamos na cabeça. Quando nós carregamos na cabeça, o peso é menor. Sim. Do que nas mãos. Ok. Sim. E nós já estamos acostumados, é a nossa cultura. Uma trouxa desta nas mãos não posso conseguir, mas se for na cabeça, a cabeça apoia. Ok. É mais ou menos isso. Tá bem. Obrigada. Inshallah. Bakalım. Uma coisa mais bonita. Que kırmızı. Gayet güzel benziyor. Evet. Çok. Türkiye'de şu anda karpuz yetiştirilmiyor. Ya, mevsimi değil. Mevsimi değil. Evet. Evet. Mozambik tam karpuz mevsimi. Ya Mozambik'te sürekli oluyor.
E qual é a tua fruta favorita? A minha fruta favorita é manga. Manga. E eu ananás. Também gosto muito de manga, ananás. Mafura. Mafura também gosta, né? Não perco assim que é tempo de mafura. Quando eu saio daqui, passo a comprar depois de jantar. Fazer mafura, sentar, comer com a família. Eu sou nessa mãe turca. E a descrição oldu. İki üzere dolma için gitmiştim en son. Şu anda gitmeye cesaret edemedim. Aa, peki bütün çocuklar Türkiye'de mi doğdu? Evet, Türkiye'de doğdular. Aslında buradaki doktorumuz da çok iyi. 6 aya kadar burada takip edildim. 6 aydan sonra Türkiye'ye gittim. Oradaki doktoruma da inanılmaz güveniyorum. Onun da etkisi var. Yani doğumlarımı orada yapıyorum. Evet, ve çocuklar kaç aylıkken dönüyorsun? Mesela ikizler 7 aylıktı. 7 aylıktı. Evet. Bedo döndüğümüzde 2 aylıktı. 12 yaşında kızım var bahsetmişim. O da doğduğunda ne kadardı döndüğünde 2 aylıktı. O da 2 aylıktı, evet. Sadece ikizler doğumunda yaz dönümüne de denk geldi. Artık tatil yapalım. Artık gözler şey yapmaya baş. Maşallah. Soğandan. Evet. Ama annem efendi hiç etkilenmiyor. Biz bol yeşillikli seviyoruz sarma içini. Aa, bu sarma içi. Evet. Ay, en sevdiğim Türk yemeği sarma. Ha. Biliyor muydun yoksa? Ay, yok, hayır, bilmiyordum. En sevdiğim Türk yemeği sarma. Varmış mıydı? Tam ortadan. Değil mi? Hiç bu şekilde yendiğini bilmiyordum. Evet. Şu anda çok şaşırdım. Ama içindeki tohum mu denir? Onu yutmuyorsun. Sadece yiyorsun. Çiğnmeden. Ondan sonra işte bu kadar. Ondan sonra o şeyi çıkarıyorsun yani. Çekirdeğini yedim evet. Galiba. Yok, yeme acı. Çekirdek çok acı. Burada yeşil soğan var. Bu da nane doğruyor. Zanette teyze. Öyle. Hadi kahvaltıya geçelim. Arkadaşlar, bakar mısınız? Wow, nasıl bir masa? Çok çeşit var. Çok güzel görünüyor şimdiden. Ellerimize sağlık. Sağ ol, afiyet olsun. teyzemizin sardı sigara böreklerinden. Mis gibi. Bir de çitir çitir şöyle yaptı. Hani rengi şahane şimdi de. Sen bir tane al dedocuğum. Uzun süre geçmişti herhalde kahvaltısı yapmayalı. Evet. Biraz uzun süre. İçi Janet'im hazırladı. Her şey mi? O mu hazırladı? Her Nalyacığım, bu peynirde Türk köy peyniri. Çalışma arkadaşımız Şenol Bey'in annesi elleriyle yapıyormuş. İnanılmaz lezzetli Türk köy peyniri. Nasıl? Çok güzel. Çok güzel değil mi? Afiyet olsun. Onu çok seviyorum Türk kadınlarda. Hani becerebiliyorsunuz bu hamur işleri, peynir yapabiliyorsunuz kendi ellerinizle. Bunu ama çok hoşuma gidiyor. Mozambik'te de yapıyorlar. Bozo'ya benzer şey vardı.
İsmini tabii unuttum şimdi. Kendimize göre şeylerimiz evet var tabii. Bu tereyağı da köy tereyağı. Hı-hı. Şenol Bey'in annesi yapıyormuş. Çok güzeldi. Buradan selam gönderiyorum selam. Şenol Bey'in çok teşekkür annesine. Çok ellerinden teşekkür ederiz. Evet Nadia'cığım, sana şimdi yaprak sarması hazırlıyorum. Dedim gerek yok. Biz zaten yeterince yedik. Kahvaltı çok güzeldi. Olsun, öğle yemeği olarak da yaprak sarması yiyebiliriz. Çok uzun süre olmuştur sen yemeğini herhalde. Evet, evet. Ve de en sevdiğin yemek yaprak sarmasıydı değil mi? Evet. Türk yemekleri içerisinden. Aynen, aynen. En sevdiğim Türk birinci sırada yaprak sarması. Ben bol yeşillikli seviyorum. Ben de öyle. Ha, burada da şey var burada. Evet, yaprakları öncesinden biraz haşlıyoruz. Janet teyze bize böyle güzel bir dolma sarması sarıyor. Her işi beceriyor maşallah. E qual é a tua comida favorita, assim? De turco? Uhum. Essa aqui. Uhum. Violete. Manta no gosto, porque uhum não como carne. Ok, ok. Frango assado. İlk sarmaları sen sardın. Şimdi Janet devam edince ben de katılmak istedim. Bana da biraz ipucu versin nasıl sarılıyor diye. Evet. Okey. Pekali feşal. Türk kadınları çok pratik. Sen bilirsin zaten. Evet. Pratikler de ben o kadar değilim ya. Şöyle bir tane sarma. Eğne sağlık. Çok güzel gözüküyor. Önemli olan o içindeki pilavları çıkmasın evet pişirirken. Hı-hı. Ondan sonra pişiriyorsun değil mi? Evet. Öyle. Evet, iyi oldu ki Janet'e böyle Türk yemekleri yapmayı öğrettin. Çünkü hani 4 çocukla çok zor. Lazım sana yani. Evet. Rahat yapabilirsin. O ya ve de yaşları birbirine çok yakın oldukları için. Kimin yaşları yakın oldu? Çocukların. Yakın mı? Ha, en son küçük olanlar. Ya evet. İki tane ikiz zaten. Diğeriyle de aralarında 1,5 yaş var. Yaş var. Evet. Ama ve de ikizlerden önce gelen oğlu çok sakin maşallah. Sana öyle denk geldi bence. Değil mi?
Çok öyle oturuyor, gözlemliyor. Şimdi ikizlerle oynuyor. Teyzeyle Portekizce kurdu. Hatta kendi alanında Portekizce konuştukları duyduğumda bayağı şaşırdım. Kendi alanında yani Portekizce konuştum. Evet. Nasıl oldu? Şimdi şöyle bir şey var Nalya, yani ben de genelde evin içinde en çok kullanılan dil Portekizce. Çünkü ben de yardımcı bayanlarla sürekli Portekizce kullandığım için evin içinde daha fazla maruz kalıyorlar. Ama ben tabii ki çocuklarla konuşurken Türkçe kullanıyorum. Onlar da Türkçe biliyor. Evet. Ben şu anda aynı seviyede kullanıyorlar. Naciye'cim ellerine sağlık. Ay gayet güzel gözüküyorlar. Biliyor musun annem benden daha güzel sarma sarıyor. Bence anneler daha güzel sarıyor. Ay, anneler her şeyi en güzeli anneler yapıyor evet. Zaten. Bir videosu var kanalımda böyle aileme sarma o yapmayı öğrettim videosu. Annem benden daha güzel sarıyor. İnanırım. Evet. O yüzden annem sarsın sarmalar. Fark ettim. Çok fazla halı kullanmıyorsunuz. Halı. İki tane var salonda. O kadar en azından. Evet, o da çocuklar üzerinde oyun oynasın Ali. Zaten fark etmişsindir. Salonumuzda eşya yok. Televizyon yok. Çünkü çocuklar daha rahat oynasınlar diye. Evet. Çok fazla eşya tercih etmiyorum. Çok küçükler çünkü. Evet. Ondan sonra olabildiğince geniş tutmaya çalışıyorum salonu. Evet. Burada böyle bir alan. Burada oynuyorlar. Havuzda var. Yüzüyorlar mı peki havuzda? Evet. Yüzme hocaları geliyor. Hı hı. Ondan sonra öğretmeye çalışıyoruz. Bakalım. İyi. Bir de siz de bunu taktırdınız. Evet. Var mıydı yoksa siz mi yaptınız? Bunu biz yaptırdık. Çünkü burada sivrisinek gerçekten problem yaratabiliyor. Ondan dolayı Türkiye'deki gibi böyle bir kapı yaptırdık İyi. Buraya. İyi. Hatta komşularımızın da çok dikkatini çekti. Onlar da belki yaptırmak istemişler. Evet. Çünkü çok mantıklı. Sivrisinekler dışarıda kalır hem ev şeye evet, giriyor. Havalandırıyor. Aynen. Su içiyorum. Çok iyi geliyor hava. İnanılmaz sıcak. Şimdi Mine. Bilmiyorum ismini söylemiş miydin? Bilmiyorum. Mine bana şey veriyor arkadaşlar. İşte Tarhan'la. Evet, tarhana. Ki evde tarhana çorbası yapayım. Tarifi bakacağım YouTube'da. Hiç daha önce yapmadım. Sana. Evet, tarhana çorbası Türkiye'de çok içtim. Fakat Mozambik'te hiç içmedim yani. Hiç veya bilişini bilmiyorum ama kolaydır diye düşünüyorum. Çok kolay. Hazır çorba gibi pişiriyorsun zaten. Ben içine sarımsak, domates de ilave ediyorum. Gayet lezzetli. Ayşe de umarım çok sever. Ayşe deneteceğim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim Nalyacığım. Evinize açtığın için çok teşekkür ederim. Çok sevindim. Her zaman beklerim. Aile olarak çok çocuklar çok tatlı. Hanımefendiler maşallah yani çok teşekkür ederim. Çok sevdim. İlk defa hani böyle bu kadar uzun bir zaman geçiriyoruz birlikte. Evet çok iyi oldu gerçekten benim için de. İşte arkadaşlar buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.